Sida 15 doktora bedel. Ulavağı var. Herkes gelmeden başlama, benim cinimi tepeme sıçratma. İyi iyi, tamam tamam. Ulan biliyorsun ucundan tutmasın da. Ha bu karı yorulayım mı? Ne olayım? Umurunda değil ben. Eksik olan ne Zehra anne? Söyle bana getireyim ama. Bırak dursun dayım okusun gazetesi. Hayrola? Sen bu kadar erken kalkmazdın. Niye böyle erken kalktın? Sabah başka Zehra anne. Akşamki yemekte bir şeyler olmuş. Öyle de denebilir. Uy Allah. Nazlı, kızım neyin var? Hasta mısın? Ay yok değilim. Sadece başım çatlayacak gibi ağrıyor. Bir de midem çok kötü. Bir çay iç Nazlı. Üstüne de bir şeyler atıştırdın mı hiçbir şeyin kalmaz. Hatta dur çayını ben koyayım. Aman yok yok istemem. Zaten midem çok kötü. Hem sen niye bana bu kadar iyi davranıyorsun? Sabah sabah nereden geliyor bu neşe? Mehmet o tabağına dün akşamki yemekte neşe baharatı katmıştır galiba. Ben de şarap kadehini elime aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl yani? Dün gece olup bitenleri hatırlamıyor musun sen? Yok. Söylediği şeyi, onu da hatırlamıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Ne söyledim ki ben sana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Boş ver. Hatırlamadığına göre artık hiçbir anlamı yok zaten. Aa sen de ne acayipsin ya? Sabah sabah bir iyi bir kötü. Allah Allah. Kaldın ya, çatladım meraktan. Of çok işim vardı, çıkamadım bir türlü. Anlatsana ne oldu otelde? Ya Mehmet Nazlı'nın sevgilisiyle yumruk yumruğa kavga etti. Aa, niye peki? Nazlı için tabii. İşler iyice ilerlemiş kızım, bak ben sana söylüyorum. Canım, kim bilir ne terbiyesizlik yapmıştır o İstanbullu. Hem Mehmet Nazlı'nın kiracısı mecburen girmiştir kavgaya. Yok canım, hiç de öyle mecburen girmiş gibi değildi. Nazlı'yı kıskandı. Abi iplen var mıdır? Yok ip filan. Allah Allah. Ben biraz dolanayım. Kızım fazla dolanma, çözüm azıcık seni sonra ha. Tamam baba ya. Nereye dolanıyorsun lan sen ula ayağı yanmış kedi gibi? Ne kadar çalışmazsın? Anne dönem bitti. Düşünemem de yok. Ne çalışacağım? İngilizce çalış. He. Hep çalışırdı. Üf bitti. Hadi yürü, yürü. Kendime geldim biraz. Nazlı sen içki içmeyi bilmezsin, sevmezsin de. Üstüne üstlük bünyene de dokunur. Biliyorum. İçivermişim işte. Zaten sonrasını da hatırlamıyorum. Sahi neler oldu dün gece? Sarhoş oldum. Sonra kendi başına eve gelmeye kalkışınca da sen deledin. Ya. Bu sırada Murat seni eve getirmeme engel olmaya çalışınca kapıştık biraz. Sonra ben seni aldım eve geldik, o kadar. Uf, neler olmuş. Çok utandım şimdi. Seni de zor durumda bıraktım. Öyle oldu biraz. Sen biraz önce neden bahsediyordun? Ne söyledim ki dün akşam sana? Boş ver. Nasıl boş ver? Söylemeyecek misin yani? Sana ceza. Bir daha hatırlayamayacağın şeyleri söylemezsin. Söylemeyecek misin yani? Hayır. Ay inanmıyorum ya. Merhaba Kemal abi. Bana mektup var mı? Dur bir bakayım. Bu sizin adres değil mi? Yurt dışından gelmiş galiba. İnanmıyorum. İngiltere'deki üniversiteden gelmiş. Your recognition to our program is accepted. İyi haber mi, kötü haber mi? Kabul edilmişim. Yatay geçiş başvurunuz kabul edildi diyor. Hem de burs kazanmışım. İnanamıyorum. Baş
Başka var mı bunlardan? İki tane daha var. Aynı mı? Baksana. Tamam, birlikte başvurmuştuk. Bunu ben götürürüm. Bizim ev bittiğinde amcamın evinden daha güzel olacak. Öyle görünüyor. Ya artık diyorum ki şu fabrikaya da bir baksak. Orada öyle perişan duruyor. O iş o kadar kolay olmayabilir Nazlı kızım. Doğru muydu yanlış mıydı bilmiyorum ama çok söylentiler var bu fabrika hakkında. Ne gibi? Ruhsatı yokmuş. Sonra Asım Dayan aldığı uçayların parasını vermemiş. Buna benzer dedikodular işte. Bir de bunlarla mı uğraşacağız ya? Dur hemen, panik yapma. İltarım müdürlüğüne uğrar bir bakarız. Bakarım. İyi. Ya işin yoksa benimle Trabzon'a gelir misin? Olur, gidelim. Ama bir şartla. Neymiş o? Tekel bayilerinin önünden geçmek yok. Neme lazım, içki falan içersin. Uğraşamam sonra seninle. Ha ha ha. Bir kere düştük ya diline. Nazlı'nın o dün akşamki hali ya. Ya içki içti herhalde. İçki Nazlı'ya çok dokunur. Vah 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 vah. Bir kadehle gelmiştir o hali. Ay bırak anne ya, ne içkisi, numara yaptı resmen. Ne numarası? Basbayağı numara yaptı işte. Mehmet'in benimle ilgilendiğini görünce kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı. Dikkati kendi üstüne çekmek için de sarhoş numarası yaptı. Yok canım, gene de Mehmet'le belli bir samimiyeti var Nazlı'nın. Yoksa Mehmet neden tanımadığı bir adama vursun ki? Canım aynı evde yaşıyorlar. Doğal olarak aralarında bir yakınlık olacak tabii. Anlamıyorum zaten babam da Nazlı'nın yabancı bir erkekle aynı çatı altında yaşamasına nasıl izin veriyor böyle. Ay selam verdik, borçlu çıktık. Vergiler, hacizler, cezalar. Keşke fabrikanın yanına hiç yanaşmasaydık. Dayı zamanında hiçbir şey doğru dürüst yapmamış ki Nazlı. Neden Avustralya'ya kaçtı belli oluyor zaten. Gir oraya sen. Oo Nazlı Hanım. Ha burada da mı buldun beni? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne mi yapayım? Turist arkadaşlarımıza memleketimizi tanıtıyorum da. Bu kadınlar... Sen anladın onu. Doğru. Aferin sana, aferin. Da bunlar komşu da komşu. Rus arkadaşlar. Karşıdan, denizin öteki yakasında. Nazlı hadi yürüyüşümüze bakalım. Sen ne biçim adamsın ya? Gül gibi karın orada çalışıp didiniyor. Sen burada bu... Açan sen karıyı evden dışarıya atma dedin. Ben de bu arkadaşları otele atarım. Ne var ki bundan? Yazık değil mi ha? Hiç komşu komşu dışarıda bırakır mı? Allah'ını seveyim sen ya. Ay inanmıyorum ya. Bütün gördüklerimi Asiye'ye söyleyeceğim. Söyle, söyle. Bir bardak da demli çay söyle yanına. Ay ben bu adama sinir oluyorum ya. Ya sen buraya gelip iki günde her şeyi düzeltebileceğini mi sanıyorsun Nazlı? Bu adam böyle işte, anlamıyor musun? Ay bağırsan böyle söyleme. Süper. Yarım da burs vermişler. Okul masraflarını onlar karşılayacak. Yani ben sadece kendi masraflarımı karşılayacağım. Süper. Daha ne olsun? Sizin zarflarınızı da getirdim. Açınız hadi. İnşallah sizinkiler de kabul edilmiştir. Bana burs vermemişler. Ama okula kabul edilmişim. Oğlum... Bana da burs vermişler. İnanamıyorum. Süper. Kesin ailem zengin diye vermediler bursu. Babam hayatta karşılamaz okulun masraflarını. Saçmalama. Tonla paranız var. Ya mutlaka gönderecektir. Hem sen benim internetteki işlerimi hallettin mi? Bebeklerine bakacağımız aile bulacaktın bana. Evet.
baktım, internetten konuştuk. İyi bir aileye benziyorum. Gitmen kesinleşince haberleşirsin. İnanmıyorum, sonunda gidiyoruz. Nazlı, ortalığı karıştırmayın. Ben yapacağımı biliyorum. Sen bilirsin. Ben çarşıya inerim. Ne oldu Nazlı? Yine celallenmişsin. Bir şey yok anacığım. Bir şey konuşabilir miyiz? Özel de ne demek kız? Buyur burada konuşalım. Arif'i Trabzon'da gördüm. Yanında da iki Rus vardı. Uy. Biliyorum. Ben evi bakarım, herif de Rusya'yı bakar. Ne yani? Seni aldattığını bile bile hiçbir şey yapmıyor musun? Ula kabaya sen de. Biraz sonra herifin ipini aldı başını gidiyor. A kendini de saldın ha böyle. Ne edeyim anne? Etme desem dinleyecek mi? La hevla. Hemen haberler gibi süslü değilim ki. Nasıl yarışayım onlarla? He vallahi hepsi tığ gibi incecik. Ha. Ya niye öyle diyorsunuz? Hepiniz çok güzelsiniz. Kendinize baksanız onlardan daha güzel olursunuz. Nasıl bakacak kendimizi? Mini etek mi giyelim yani? Tövbe de ulan tövbe de dur. İlla mini etek giymenize gerek yok. Biraz kendinize baksanız, biraz da hareket etseniz vücudunuz da güzelleşir. Nazlı ben her gün hareket ediyorum. Veremiyorum ha bu kaybana kiloyu. Ya Zehra teyze, öyle rastgele hareket etmekle olmaz. Düzenli spor yapmanız lazım. Bak ben her gün yapıyorum. Ha sen ondan mı ha böyle çivik gibisin? Evet ondan. Öyleyse bize de öğret ha o sporu. Biz de kurtulalım ha şu kilolardan. Kız anne. Ne var ula? Ve kendime bakamaz mıyım? Ha böyle güzeller sen çoğunda var. Bana da öğret Nazlı, ben de isterim. Sen de mi istiyorsun? Ciddi misiniz siz? Vallahi ciddiyim. Bak televizyonda doktorlar bas bas bağırıyor. Ha diyorlar ki bütün bu hastalıklar, sakatlıklar, ağrılar, sızılar kilodan oluyormuş. Biz de atalım üstümüze. Yük taşıyoruz baksana kızım. Tamam ama kaytarmak yok. Yok, kaytarmayacağız. Duydun mu Necla Hanım? Duydum, duydum. Spor edecek, güzelleşecek. Duydum, duydum. Artık yaparız bir şeyler. Hadi, hadi yaparız ha. Mehmet, Mehmet bir beklesene. Ne haber? İyilik, benden iyilik de sen hiç pas vermiyorsun artık. Aa, olur mu öyle şey canım? Dalgınlama gelmiştir. Hem biz eski arkadaşız. Sen benim kusuruma bakmazsın. Arkadaş demek. Tamam. O zaman iki eski arkadaş gibi biraz laflayalım olmaz mı? Ya Nazlı'ya söz verdim. Beraber fabrikaya gideceğiz. Başka bir zaman uğrasam olmaz mı? Bak şimdi gerçekten darıldım ama. İnsan eski arkadaşına bir çay içimlik zaman ayırmaz mı? Nazlı Hanım da biraz bekleyiversin. Fabrika kaçmıyor ya. Peki tamam. İçelim hadi bir çayını. Ah babamlar geldi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ayağına alır çantaları oraya. Amma uzun yol. Bittik vallahi. Ula uşağım bu yaşta sen bunu tersen ben ne diyeceğim? Aman da benim bitik aslanlarım. Hadi buyurun, buyurun. Gel. Her yanlarım tutuldu. Buyur seferim. Biz de sizi bekliyorduk. Ya. Demek bizi bekliyordunuz ha. Duyduk nasıl beklediğinizi. Ne oldu?
Neden sinirlendin? Ulan ne işin var idi Ellen Otel'ında? Kimin oteli? Ulan kadın delirtme adamı. Gitmediniz mi oraya Enşanlıların otel açılışına? Gittiniz mi gitmediniz mi? Ya biz de sonradan öğrendik onların oteli olduğunu. Değil mi anne? Ya. Hayır zaten bin pişman olduk gittiğimize. Kavga çıktı, Mehmet Murat'ı dövdü. Ulan helal olsun uşağı. Tuybunlara yayan efendi, tuybunları. Senin edeceğin işi başkasının uşağı ediyor. Baba, dövse miydim yani gidip Murat'ı? Gerekirse vuracaksın onu. Ulan hadi kalkın siz de oturmayın oraya. Koyun bir çay may temleyin. Yıkılacağım şuraya yorgunlukta. Tamam. Verin. Tamam. Oraya bir de patlama matlama bir şeyler atın. Akşama çok önemli misafirlerim var. Oldu tamam. Yapmaz mıyım ben aslanımı? Açmaz mıyım? Teşekkür ederim, sağ ol. Bizim okulun gezisini hatırlıyor musun? Bıldırcının arkasından koştuk koştuk. Sonra da meşelikte kaybolmuştuk. Hatırlamaz mıyım? Nasıl korkmuştuk ama, değil mi? Sen çok cesurdun. Beni de sen cesaretlendirmiştin. Geçenlerde aynı ormanda Nazlı da kayboldu, biliyor musun? Neyse gidip buldum ama bir yağmur bastırdı ki hiç sorma. Çakır Ağa'nın orada bir kulübede mahsur kaldık sabaha kadar. İkiniz? Evet. Arkadaş ne yağmurmuş, sabaha kadar dinmek bilmedi. Nazlı'nın bütün kıyafetleri mahvoldu o yıkıntıda. O da davetteymiş gibi dolaşmasın ortalıkta. Bence çok şımarık bir kız. Nişanlısının onu niye terk ettiğini anlıyorum. Ben hiç anlamıyorum. İnsan böyle saf bir güzelliği bulduktan sonra nasıl bırakabilir ki? Neyse ben artık kalkayım. Geç kaldım zaten bayağı. Yine gelem olur mu? Bekliyorum. İnşallah uğramaya çalışırım. Sözünü unutma. Romanını ilk ben okuyacağım. Tamam. Efendim. Nazlı abla girebilir miyim? Girebilirsin. Ne oldu da benimle konuşmaya karar verdin? Ya bak öyle söyleme ne olur. Ben sana bağırdığım için o kadar çok utanıyorum ki. Affet ne olur. Benim bozulduğum bana bağırman değil. Seninle alay etmeleri. Oysa ki ne kadar güzel olmuştun. Bak. Onlar beni farklı buldukları için öyle söylemişler. Sonradan konuştuk. Şimdi iyiyiz. Hatta Korhan bana iltifat bile etti. Ya aranız düzeldi yani. İngiltere işleri de yolunda. Yani ben sana onu söylemek için geldim. Leeds Üniversitesi benim yatay geçiş başvurumu kabul etti. İnanmıyorum ya. Senin adına çok sevindim. Annenlerle konuştun mu? Yok. Zeynep. Ne olursa olsun onlarla konuşman gerekiyor. Onların izni olmadan hiçbir şeye kalkışma. Biliyorum ama anlamayacaklar. Yani Katrin'in suyu mu çıktı? Oku işte okulunda diyecekler. Nereden biliyorsun? Belki güzel güzel anlatırsan onlar da anlayışla karşılar. Bilmem ki. Nazlı! Nazlı! Neredesin? Hadi gitmiyor muyuz fabrikaya? Benim şimdi gitmem lazım. Onlarla güzel güzel konuş tamam mı? Anlayacaklardır. Bu arazinin çoğunu satın aldım. Bir komşum var idi, o satmaydı. Lakin rahmetli oldu, onunkini de garsundan satın aldım. Geriye kaldı orada birkaç parça araziyle ha bu gördüğünüz çay fabrikasının arazisi. Ama yakında onları da halledeceğim. Viyana teori, acelemiz yok diyor. Canım onun acelesi olmayabilir de bizim acelemiz var kardeşim, bizim acelemiz var.
Tek alıcısız değilsiniz ki. Amerikalısı var, Fransızı var. Çok işimiz var. Bayağı uğraştıracak galiba. Siz daha buradasınız Nazlı Hanım. İstanbul hayallerinizi bir süre daha ertelemeniz gerekecek. Aman hayal mi kaldı? Bir problem çıkmadan yaptıralım da şu fabrikayı. Kolay gelsin Nazlı Hanım. Temizlik var galiba. Evet, fabrikayı temizliyoruz. Temizleyin, temizleyin iyidir. Ne demiş atalar, Nuri'sinde yatalar. Temizlik imandan gelir olmuş. Yalnız bir tek temizlemekle kalmayacağız. Evle birlikte yaptırıp satacağız. Öyle mi? Ya hayırdır ama Nazlı, sen yine kötü rüyalar görmeye başladın. La uşağım, ha bu memlekete bu küçücük fabrikayı alacak bir çaycı var mıdır da? Amcacığım, sen bu kadar dil döktüğüne göre ben doğru bir şey yapıyorum demektir. Tamam, diyelim bana inanmıyorsun ama Mehmet Bey'e sorabilirsin. Ha buraları çok iyi bilir. Öyle değil mi Mehmet Bey? Özel çay üreticilerine sıkıntıda olanları da var, işini bilenleri de. Onlardan biri burayı satın alabilir. Öyle mi? Ulan ben galiba kör oldum. Ha o alıcıları hiç göremiyorum etrafta. Ha bak sana ne diyeceğim. Ödersin buraya bisküvit fabrikası, ona hiçbir şey demem. Hatta ilk müşterin de ben olurum. O kremalıları var ya, kremalıları, bayılırım onlara. Farkında değil ama böyle konuştukça beni daha da hırslandırıyor. Seni arada bir amcanla görüştürelim o zaman. Aman yok, eksik kalsın. Zaten yeterince görüyorum. Bu yanındakiler kim acaba? Bu sefer bir işler çeviriyor ama. Yemeğe hala başlamadık. Kızmasın sonra. Ay yok canım. Misafirleri var ya, gelmez daha. Hmm. Adam da Kanada'dan gelmiş. Ta Kanada'dan buraya niye geldi acaba? Ne işi var ki babamın bu adamla? Aman babam bu. Ne yapacağı belli mi olur hiç? Ah o babana. Çıkarı uğruna herkesle ahbaplık kurar o. Sen limon. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Hoş geldin Safar Bey. Hoş bulduk. Ha buyurun. Buyur da bir çayımızıyız. İçelim içelim, şöyle oturalım da hem bir çayınızı içelim hem de size güzel haberleri de verelim. Eyvallah. Ha bu benim yeğenim Nazlı'nın dayısını hepiniz bilirsiniz. Bilmez olaydım. Sülün Osman'ı da geçti ha. Öyle. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını da yedi. Öyle, hadi. Öyle. Ama ne oldu? Allah vermiş onun müstahakını. Avustralya'ya da durmamış rahat. Koymuşlar onu hapse. Oh yüreğim soğudu. Allah'ından bolsun. Bulmuş, bulmuş. Neyse lafı uzatmayalım. Ha bu yeğenim Nazlı, o eski çay fabrikasını yeniden çalıştıracak. Şimdi de size borçlarını bir bir ödeyecek. Sahi mi? Oo yaşasın. İnanmam. Niye inanmıyorsun? Sefer Bey yalan mı söyleyecek? Ay ağzına sağlık be yeğenim. Şimdi onun için diyorum ki ha oraya toplanın aranızda. Yapın bir liste. Kimin alacağı vardır, kim ona yaş çay satmıştır. Bir bir belirleyin onu. Gidin kapısına, isteyin paranızı. Ne duruyorsunuz da hadi. Hadi gidelim. Sen çay vermiş miydin o şerefsize? Biraz. Ha bu şey oldu. Avucum kaşınıydı zaten. Sol avucun mu, sağ avucun? Sağ avucum tabii. E sen onu biraz yala. Balıkalı. Bunda bir numara var. Niye? Sefer yalan söylüyor. Yok daha neler. Nazlı Hanım anasından kalan malı satacak, borçlarını verecek. Vermeyecek. Verecek. Vermez. Verir. Var mısın iddiasını?
Var mı lan? Okul masrafları falan derken bayağı büyük para çıkıyordu. Oğlum babanın parası yok. Sıkarsılırsan kesenin ağzını açar. Ya şurada 3 kuruş açtık için anam ağlıyor. O kadar parayı mı verecek? Burs alamadığım kötü oldu. Babam para vermezse sürünürüm. Asıl ben bir iş bulamazsam yanarım. Aldığım burs da yanar. Dilara'dan mesaj var galiba. Beyimizin yüzünde güller açtı. Bu ara mesajlaşıyoruz. İşler ciddiye bindi. Hayrola arkadaşlar? Nazlı Hanım'a geldik. Asya'nın borcunu ödeyecekmiş. Anlamadım, ne borcu? Asım dayımıza takıp gittiği borçlar. Fabrikaya atıyorsun ya, önce borcunu öde. Allah Allah, ne borcu? Benim kimseye borcum yok ki. Borç, namus borcudur. Nazlı Hanım, ödeyeceğim dediysen ödeyeceksin. İyi de ben öyle bir şey söylemedim. Amcan söyledi ya. Hay Allah'ım ya, görüyor musun amcamın yaptığını? Tabii baktı fabrikayı satıyoruz, ödü patladı. Ya ne yapacağım şimdi ya? Bu insanların da parasını ödemek lazım. İyi de neyle ödeyeceksin Aslı? Para mı var sanki? Bilmiyorum. Alacağın olsun amca. Tamam, şöyle yapalım. Şu anda size ödeme yapabilecek param yok. Ama fabrikayı yaptırıp satayım. Ondan sonra neyse borcumu ödeyeceğim. Asım dayının borcu benim borcum sayılır. Anlaştık mı? Nereden biliyorum senin rakacığım gitmeyeceğini? Ya o fabrikadan gelecek paraya benim de sizin kadar ihtiyacım var. Söz veriyorum fabrika satılsın, bütün borçlarımı ödeyeceğim size. Tamam canım, uzatmayın siz artık. Kızcağız kendine ait olmayan bir borcu ödeyeceğini söylüyor, siz hala sorun çıkarıyorsunuz. Fabrika satılsın, alırsınız paranızı, tamam? O da doğru. İyi, verelim de bakalım. Teşekkür ederim, sağ ol. Ya hiç anlamıyorum. Dayım onca insanın parasını nasıl ödemez? Bazı insanlar böyledir. Ne yapıp edip o insanların parasını ödememiz lazım? Ama paramız da yok. Aman canım, en kötüsü ayakkabılarını satar öderiz parayı. Hı. Fena fikir değil. Ama lütfen bunu en son çare olarak yapalım. Korkma korkma, dokunmayız ayakkabılarına. Seninkiler pek samimi görünüyor. Kabul et kızım, sen bu adamı kaptırdın. Saçma sapan konuşup durma. Aa, ne dedim ki şimdi ben canım? Benim Mehmet'i kaybettiğim falan yok. O kız buradan gidecek. Eğer benim adım Hacer'se aynı evde yaşatmayacağım onları. Bugün Asiye ile konuştum. Arif'in onu aldattığını biliyormuş. Umursamadı bile. Herkesin hayata bakış açıları farklıdır Nazlı. Bunu bir türlü öğrenemedim. Ne bileyim, buradaki bazı insanlar o kadar iyi ki. Asiye gibi. Onların hak ettikleri değeri görmelerini istiyorum. Buraya gelmeme, bu insanları tanımama neden olduğu için bazen amcama teşekkür edesim geliyor. Benim de. Yani sen olmasan kimin sakarlıklarına gülecektik değil mi? Ya ne demezsin. Sana da eğlence çıktı işte. Mehmet. Dün akşam ben sana ne dedim? Boş ver. Konuşmaya değmez. Ya Mehmet.
söyle hadi. Beni sevdiğini söyledim. Seni Murat sandım herhalde. Herhalde tabii. Yoksa niye sana böyle bir şey söyleyeyim ki, çok saçma. Tabii canım, ben de seni hiç ciddiye almadım zaten. İyi. Saçma bir laf. İnsan iki günde birini sevemez ki. Tabii canım. Hele ki senle ben. Çok kötü bir çift oluruz eminim. Arif. Hayırdır Hacer? Sen benimle konuşur muydun? Niye konuşmayayım canım? Ne bileyim canım. Gözün Mehmet'ten başka kimseyi görmüyor da. Doğru valla. Ama onun gözü de Nazlı'dan başkasını görmüyor. Nazlı deme bana ya. Bana Nazlı deme. Niye? Ya bırak ya. Bırak Allah hani seviysen ya. İkide bir ayağıma dolanıyor ya. Daha sıkıntı ya. Konser kesildi kafama. Tamam. O zaman biz de onun keyfini kaçıralım. Kaçıralım da... Nasıl? Nasıl mi? He. Bak. Şimdi bu kız burada ne yapıyor? Gelsin Dursun abi. Ha, sağ ol Necla Hanım. Mehmet'le Nazlı'yı her yerde aradım ama bulamadım. Neredeler biliyor musun? Nazlı yürüyüşe çıktı. Mehmet de çarşıya bir yere indi galiba. Hay Allah, kaçırdım desene. Ne var, ne oldu ki? Çarşıdan bir şeyler aldıracaktım da. Ha. Neyse hadi. Hacer abinin mavisi var mıydı? Dur bir bakayım. Kerim Hanım'ın kızından bir haber var mıydı? Yok, ben bir şey duymadım. Uşak Antalya'ya kaçırmış değil. Belliydi böyle olacağı. Ben söylemiştim Acadolos Kerim Hanım. Siz Esra'yı çekiştirip duruyorsunuz ama gözünüzün önünde Nazlı ile Mehmet aynı evde kalıyor, gıkınız çıkmıyor. Kendi amcası bir şey söylemiyor da biz ne yapalım? Çok yüz veriyorsunuz o kıza. Yarın öbür gün sizin kızlarınız da öyle olursa hiç şaşırmayın. Ben de onun gibi giyineceğim. Ben de İstanbul'a gideceğim. Görürsünüz o zaman. Uy, Allah korusun. Bir dakika Hacer, niye böyle konuşuyorsun şimdi? Kızın bir hatasını, bir yanlışını mı gördün? Ayol, duymadınız mı? Geçen gece sarhoş olmuş. Ortalığı birbirine katmış. Mehmet de kucağında taşımış onu eve. Oha, bu ne diye? Sonra bir gece de Çakır Ağa'nın oradaki kulübede baş başa kalmışlar sabaha kadar ikisi. Uy, başımıza gelenler. Ben de geçen gün Elif'i yolladım Nazlı'nın yanına, ondan hanımlık terbiyesi alsın diye. Bak, örümcek yavrum. Onlar da okuyor mu daha okuldan kaçar mı? Kaçtı gitti. Bu kovalar peşinden o kaçar. Halamın kızı yatmıştı. Hayrola? Unuttun mu hani bizi bakımlı hanım yapacaktı? Onun için toplaştık ha buraya. Hani çimnastik yavuz ayıklayacaktık ya. Ne şimdi mi? Ne kadar çabuk başlarsak o kadar iyi. Hazırız biz Nazlı abla. Hadi başlayalım ne olur. Kızlar, ben daha önce spor yaptım. Çok yorulacaksınız ha. İyi.
Hadi kalkın o zaman. Hadi. Kalkın garı. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Kalkın garılar. Yürüyün bakalım. Bir boy eksikti. Şimdi de avluyu spor salonuna çevirdiler. Ay aman. Spor iyi şey değil mi ya? Nazlı'yı bilmez misin canım? Alemdir böyle işte. Nazlı hakkında çok dedikodu dolaşıyor etrafta. Ne dedikodusu? Aa, haberiniz yok mu? Mehmet'le aşk yaşıyorlarmış. Ne? Geçen gece kulübede sabahlamışlar. Ay yok canım. Aa, yanılıyor olmuyorsunuz. Yani Nazlı havai kızdır ama yapmaz öyle şeyler. O ancak gezer tozar. Mehmet kendi ağzıyla söylemiş canım. Geçen gün parti sarhoş oldu, Mehmet alıp götürmüş. Ya. Zaten siz de oradaymışsınız, Ece söyledi. Doğru ama... Aynı evde kalıyorlar, ne bekliyorsunuz ki? Evet, zaten bence de öyle, ikisinin aynı evde kalması pek doğru bir şey değil. Başkalarının hayatları bizi ilgilendirmez ama sonuçta biz de kız annesiyiz. Allah korusun. İki gün sonra bizim kızlarımız da aynı şeyleri yapmaya kalkarlarsa ne yaparız? Allah korusun. Buyur, buyur. Hadi Zehra teyze, kollarını havada birleştir. Bu kadar kalkıştırmam var mı kız? Olmaz. Burada kal. Ha, böyle. Ha. Hey, uy. Kal hadi. Aman kollarım koptu ya. Gayet şöyle mi yapsam ben? Ha? Gaytelme nasıl? Hadi. 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 Sağ. Ha. Sağ. 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 Böyle bunu da darıyor böyle. Ha. Hadi galiba. Ay, öldüm ya. Üç kamyon çay taşısam daha iyiydi. Zehra. Ne ediyorsun la buraya? Görmüyor musun la, güzelleşiyoruz. Kafamızı karıştırma, git işine. Ulan sen ne ediyorsun güzelliği he? Seni beğenen beğenmiş, alan almış, satan satmış da. Ulan televizyonda doktorları dinlemey misin? Ne diyorlar? He. Böyle fazla kilolar hastalık ediymiş. Uy. Madem kilo vermek istiyorsunuz, buraya boşuna böyle salanı duracağınıza çıkın dalan odun kesin. Çaylıkların altını kalsın. O bir işe yarasın yaptığınız işte burada boşuna sallanacağınız he. Ulan bu kadar zamandır bu kadar işi kim yaptı? Karılar yapmadı mı? Sıkıttır oraya ha. Hadi. Hadi. Sabah evden çıkıyorum. Bir baktım benim karı eteğin altına giymiş aşortman. La dedim karı ne yapıyorsun? Hiç. Nazlı bize cimnastik yaptıracak dedi. Bak cimnastik yaptıracakmış. Ya dedim ha sıkıntı ya. Ha bu cimnastik de nereden çıktı? Neymiş efendim? Zayıflayacaklarmış. Benim kız da gitti. La anası babası ha evde olmasa ben o karıyı o eve yollamam da. Bakma işte elim kolum bağlı. Ne demek istiyorsun Arif? Ne varmış ki evde? La daha ne olsun ya? La daha ne olsun ha? Mehmet lan Nazlı herkesin diline düşmüş. Duymadınız mı la? Mehmet lan Nazlı'yı sarmaş dolaş görenler var. Olmaz öyle şey. Ben de duydum. Bir gece Çakır Ağa'nın oradaki kulübede sabahlamışlar. İstanbul'dan beri öyle yaşaymışlar, karı koca gibi. Nikahsız tabii. Ya televolelere çıkan bir kızdan ne beklenir ki? Yeter ulan. Karı gibi dedikodu yapıyorsunuz oraya sabahtan beri. Lan ne dedikodusu Paliza ya, ne dedikodusu ya? Millet gözünle görmüş, gözünle. Ya dinime taneden Müslüman olsa bari. Ola sen ha okus makbuk Rus kızları lan. Neredeyse kaldırımda lehane gibi yıkanacaksın. Hadi bayanlar, daha hızlı hadi. Ay. Dursun dayı. Ne yapıyor bunlar?
güzelleşirler. Tamam hanımlar, bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte burada buluşuruz, tamam mı? Ay öldüm. Aman! Oho, siz de çabuk pes ettiniz ama. Ben daha şehre yürüyeceğim. Ki sen delirdin mi? Ne yapayım, almam gerekenler var. İyi dedin. Benim de aldıracaklarım vardı. İyi tamam, söyle alayım onları da. Ay, öldük ya. Yamma kafa ütüledin ha. Sanatımı anlamıyorsunuz oğlum. İngiltere'ye gidelim, orada anlayacaklar müziğimi. Ha, tabii Korhan, tabii. Ben akşam konuyu babama açmayı düşünüyorum. Bence Dursun amca anlar. Öyle mi dersin? Zeynep'in akşam dışarı çıkmasına bile izin vermiyor. İngiltere'ye mi yollayacak? Of! Ben de bu akşam açacağım konuyu babama. Asıl yaygara orada kopacak. Bursu da alamadım. Gül gibi üniversiten var. Nereye gidiyorsun diyecek. Biliyorum. Tonla parası var. Hem okumaya gidiyorsun. Sakın pes etme. Merak etme. Pes etmem. Saat kaç olmuş? Benim gitmem gerek. Gitarı sen alırsın bir ol. Nereye böyle apar topar? Benim bir işim var. Geciktim bile. Hadi görüşürüz. Yoktur etimiz. Aa, var işte, görüyorum burada. Yok dedik işte, onlar satılmıştır. Ama nasıl olur, var. Ya yok dedik işte, size göre etimiz yok. Ama niye canım, ne kızıyorsun? Biz de bu akşam et yemeyiz. Tamam, çattık ya. Allah. Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. De bakalım uşağım, sağa yasak mı koyduk da? Baba, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Konuşalım kızım. Baba. Ne kızım? Hani İngiltere'ye gitme konusu vardı ya. He. Leeds Üniversitesi benim yatay geçiş başvurumu kabul etmiş. Vay canına. Yani ben de çok şaşırdım. Ama vallahi kabul ettiler. Hem de bursla. Yani okula para vermeyeceğiz. Sonra? Şöyle. Ben şimdi bir ailenin yanına yerleşeceğim. Yarım günlük bir iş. Onların çocuklarına bakacağım. Okulu da bursla kazandığım için o parayla da geçineceğim. Kızım. Sen aklını kaybetmedin değil mi kızım? Ben seni nasıl yollarım oralara? Hem gidip o kefirlerin evine kalacaksın, hem de kefirlerine bakacaksın. Uşağım, sen kafayı filan yemedin değil mi? Yani aklın başındadır. Ama baba, bu çok iyi bir üniversite. La uşağım, senin ne demek istediğini gayet iyi anladım. Ha, gideceksin oraya, nerede çalgı çengu takılacaksın peşine. Sefer Efendi de burada eşek gibi çalışıp sağa para yollayacak, öyle mi? Baba, okuyacağım. Hem İngilizcem de gelişir. Oy, oy. Kalkıp öpeceğim şimdi seni alnından. Benim çalışkan uşağım. Ulan sen kimi kandırıyorsun da, ha? Sen giderken ben geliydim ayollarda. Senin derdin okul filan değildir. Bunu sen de biliyorsun.
ben daha. Baba, belki orada derslere daha sıkı tutunurum. Daha başarılı olurum. Öyle ya, bak bunu hiç düşünemedim da. Korhan Efendi, ula uşağım. Gideceksin oralara, edeceksin artistlik. 3 gün sonra getireceksin bir kareyi, diyeceksin al babacığım getirdim gelinini. 3. Elizabeth. Yanında kalacağım ailenin, sadece çocuklarına bakacağım. Bunun yanında üniversiteye gideceğim. Güzü. Canım. Ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Kalp krizinden ölürüm vallahi. Anlamayın mısın? Baba. Ama bu çok önemli bir fırsat. Yazık olacak. Baba izin ver gideyim işte. Çok istiyorum bunu. Yok öyle. Yok öyle. Ha bu eve kimse gitmiyor. Bu konu buraya kapandı. La ayrıca okuduğun okulun suyu mu sıkmıştır ha? Var mı Karadeniz Teknik gibi okul? Memleketin en iyi okullarından biri. Baba bu üniversite... Ula uzatma uşağım. Bu konu kapandı dedim sana. Ayrıca bu iş için 5 kuruş çalışmaz benden. Buraların suyu mu çıkmıştı? Oraların buradan ne farkı vardı? Baba bıktım buradan, anlamıyor musun? Buradan, insanlardan, yeşilden, çaydan, her şeyden çok sıkıldım. Siz isteseniz de istemeseniz de ben gideceğim. Zeynep. Çizmeyi biraz açtığının farkında mısın? Sena buradan ancak... ha böyle telli duvaklı gelin olarak çıkabilirsin. Hepsi bu kadar. Bitmişti. Allah Allah. Hay çok istekli görünüyorlardı. Bir şey mi oldu acaba kadınlara? İşleri çıkmıştır da, köy karıları bunlar. Bence ikinci günden serdiler. Başka bir şey değil. Bu kadar da çabuk pes edilmez ki ya. O zaman biz başlayacağız Zehra teyze. Yok vallahi Nazlı. Ben de yoruldum. Yani hani madem öyle ben de kaytarıyorum. Aynen. Benim de her tarafım ağrıyor çaktırma. Canım yemek falan yapılacak. Daha bir yığın iş var ama değil mi? Tabii canım. Hani yemek edilecek, yoksa niye kaytaralım ki? Ya. Oho siz de baştan pes ettiniz. Zehra teyze. He. Zeynep'le konuştun mu? Nasıl oldu? Konuşamadım. Yüzüme bakma ki. Dur bakalım Mehmet konuşacaktı. O belki ikna eder onu. Girebilir miyim? Tabii. Nasılsın? Fena değil. Yani annemlerin böyle tepki vereceğini biliyordum. Alıştırmıştım kendimi. Ne düşünüyorsun peki? Gitmekte kararlı mısın? Evet. Annenle babanın iznini almadan böyle bir şey yapman doğru değil Zeynep. Bunu sen de biliyorsun. Ama annem gibi, ablam gibi burada kalıp çay toplamak istemiyorum. Kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bunu burada okulunu bitirerek de yapabilirsin. Kendine yeni bir hayat kurabilirsin. Hatta istersen okulunu bitince master da yaparsın. Zeynep. Ben İngiltere'de okudum biliyorsun. Ailem ve okulun bütün masraflarımı karşılamasına rağmen... bazen otobüse verecek para bulamadığım günler olduğunu hatırlıyorum. Evet. Romanında bahsetmişsin. Üstelik sen bir de kızsın. Yani senin için daha zor olacaktır biliyorsun. Gel sen beni dinle ve şimdilik bu planından vazgeçen. Olmaz.
Korhan'la bir ola söz verdin. Hem Korhan bakar bana. Yani bana bir zarar gelmesine izin vermezler. Senin yerinde olsaydım hayallerimi başkalarının üzerinden kurmazdım. Çünkü insanlar her zaman sandığımız kadar iyi olmayabiliyor. Buyur seferim. Eluna sağlık. Neye güldün kendini? Ya duymadın mı Ayla Hanım? Ha köylü onlar dayanmışlar Nazlı'nın kapısına. O dayısından kalan fabrika borçları var ya, çatır çatır Nazlı'dan istiyorlar şimdi. Aman bu köylü de saçmalıyor. Nazlı hangi parayla ödeyecek ki onu? Ha? Orasını bilemem artık. Ha yoksa köylüyü sen mi kışkırttın? Ayla Hanım. Ayla Hanım, ha o fabrikanın satılmaması gerek. Be seferim, uğraşma artık şu kızla. Aa, baksana millet de dedikodusunu yapıyor zaten. Bırak, evlenmesin Ayhan'la. Aa, kız mı yok? Kadın, bunlar ne biçim konuştuklar ha? Ben oraya evlensinler dediysem evlenecekler. Ötesi yok bu işin. Ben de senin neden bu kadar inat ettiğini anlamıyorum. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa Nazlı'ya kalan başka bir miras mı var diyecektim. Ne diyorsun? Dillendirme böyle şeyleri, konuşma. Allah Allah, karışma bu işlere kadın. Kapa çeneni sen. Şu meşelik mi yoksa? Ah be seferim. 10 tane yaşlı ağaçtan başka ne var ki orada? La kadın, bak onun üzerindeki değil, altındaki lazım, altındaki. Sen elinin hamuruyla karışma bu işlere, benim de kafamı karıştırma. Hadi bak işine. Korhan, Korhan. Ne haber? Kötü. Ama senin keyfine bakılırsa İngiltere'sini koparmışsın galiba. Nerede? Babam kesin konuştu. Para da vermiyor, izin de. Bizimkiler de. Ama ben diretiyorum. İsteseler de istemeseler de gideceğiz değil mi? Bilmiyorum ya. Nasıl olacak ki? Parasız pulsuz ne yaparız orada? Bu kadar çabuk mu vazgeçtin? Bilmiyorum Zeynep. Babam ikna olacağı benzemiyor. Ben de gidip oralarda sürünmek istemiyorum. Onun desteğini alamazsam mahvolurum. Ama ne hayaller kurduk, ne kadar uğraştık bunun için. Baksana Zeynep, ben geç kaldım. Bunları sonra konuşalım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Bak bak, yine öyle çıkan kız. İnsanlar niye böyle acayip bakıyor? Yine mi çok acayip giyindi? Bilmem. Sana öyle geliyordu. Herhalde. Ne yapacaksın sen şimdi? Ya kasaba falan uğrayacağım, işlerim var. İyi, ben kahvede bekliyorum o zaman. İşin bitince çaldır, beraber döneriz, tamam? İyi olur. Olsun Meryem yani. Yaşlılardan beklerdim de sizin kayıt aracağınızı hiç beklemezdim. Hani sabah jimnastik yapıyorduk? İşimiz vardı. Yapma Allah aşkına. Hepinizin aynı anda mı işi vardı? Nazlı abla, haberin yok mu? Neyden? Bütün köy seni ve Mehmet abiyi konuşuyor. Sevgiliymişsiniz. İçki içiyormuşsunuz. Geçen gece de beraber kulübede sabahlamışsınız. Ne? Ben inanmadım zaten Nazlı abla. Ama babam yollamadı işte. Nazlı'nın olduğu sokağa bile girmeyeceksin diyor. Diğerleri de bu yüzden gelmedi herhalde. Burada dedikodu hızlı yayılır. İnanamıyorum ya. Gitmem lazım Nazlı abla. Herkes bize bakıyor. Kusura bakma. Tamam Meryem, anlıyorum.
yok zaten. Köyden kovmalı bunları. Afallamış gibisin. Buraya gelip insanların hayatını alt üst etmeyi kolay mı sanıyorsun? Sana daha önce söylemiştim. Sen buraya ait değilsin. Ortalık daha fazla karışmadan geldiğin yere geri dönsen iyi olur. Bizi de rahat bırak. Sevgilene alay, koş. Ne diyorsun lan sen? Hadi hadi, sen de az yere bakan, yürek yakan değilsin ha. Ulan neler oluyormuş da, ruhumuz bile duymaymış ha. Ne oluyormuş lan? Lafı dolandıracağın erkek gibi söylesene. Canım ne kızaysın ya, sanki ben mi değilim bunları? Bütün köy konuşayım. Nazlı ile saylık kulübelere kadar uzatmışsınız mevzuları. Ne diyorsun lan sen? İçerim. Senin o iftira attığın kız var ya, sizin topunuzdan daha temizdir. Sırf ben mi değilim bunları la? Bütün köy konuşayım. Bırak Mehmet. Bu çukur herifi mi uyarsın Mehmet? Demez. Ben de bunları adam bilirdim. Şuraya bak. Yazıklar olsun. Dünyanın parası. Nasıl karşılarsın? Bilmiyorum ama gideceğim burada. Korhan'la da bir görüşeyim. O olur bir çaresini. Aa, Korhan da orada işte. O salağın orada ne işi var? Bilmem ki. Oo, bunlar çıkmaya başlamışlar ya. İnsanoğlu bu. Fazla torba değil ki bize. Ben ne yaptım ki onlara? Neden her şey üst üste geliyor? Ya bu dedikoduların etkisinde kalma be kızım. Şu lafları çıkaranların boynu altında kalır inşallah. İnşallah. Hala, esnaf alışverişi kesti benle. Herkes arkamdan fısır fısır konuşuyor. Ben nasıl yaşayacağım buralarda? Hey nazlı yar, oy nazlı yarum. Bütün köy bunu konuşuyor. Biliyorum. Yok içki içiyormuşuz. Yok kulübede sabahlamışız. Nasıl böyle konuşmalarına izin verirsin? Nazlı ben ne yaptım ki? Sen yaymadın mı bütün bunları? Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Yapar mıyım ben öyle şey hiç? Nereden biliyorlar o zaman kulübede sabahladığımızı sen anlatmadıysan?
Ama ben o şekilde bahsetmedim ki. Yani Hacer'le konuşurken lafı geçti sadece ve... Tamam işte. Ula onun ağzına düşeceğine. Televizyonlara düş daha iyi. Bilmiyor musun, baştan beri Hacer'in sende gözü var. Buraya geldiğimden beri seninle arkadaşlık ediyorum diye arkamdan demediğini bırakmadı. Ben bilmiyordum Nazlı, gerçekten. Rezil oldum. Herkes hakkımda neler düşünüyor. Tamam. Ne olur ağlama artık. Sakin ol, tamam mı? Seni böyle ağlarken görünce ben de çok üzüldüm. Sen bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Her şeyi çözeceğim, merak etme. Çözecek misin? Evet, çözeceğim. Nasıl? Sen onu bana bırak, tamam mı? Toparla artık kendini. Yapma böyle be yavrum. Mehmet. Hayrola Sağım? Gidiyorum Zehra anne. Hepimiz için en iyisi bu.